Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Canlarım, Selahattin Demirtaş bugün Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan acılı annelere destek verdi. Açıklamasını ne yazık ki medyamızda göremedim. Haber kanallarında dinleyemedim. Neden böyleyiz? Niçin böyleyiz? Yani neden birilerini düşman bellemişsek onun doğru söylediklerini bile yanlışmış gibi kabul ediyoruz? Niye böyleyiz? Canlarım, bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Barışmalıyız. Hepimiz birbirimizle barışmalıyız. Nefretle, kinle, öfkeyle, düşmanlaşarak bu ülke içinde yaşayamayız. Beni tanıyorsunuz. Suriye'de kesinlikle bundan sonra üniter bir Suriye olamayacağını iddia ederken niçin, dayanağım ne, gerekçem ne? İç savaş yaşamış bir ülke artık bir arada yaşayamayacağı için. Ben neden sürekli barış istiyorum? Neden bu kadar karşıyım iç savaşa? Çünkü iç savaş yaşayan bir devlet bütünlüğünü koruyamaz. Koruması mümkün değil. Bakın, Balkanlar paramparça oldular. Bir arada yaşayabilirler miydi o savaştan sonra? Mümkün müydü? Karşılıklı olarak birbirlerinin evlerine mermi sıkmışlar, bomba atmışlar, birbirlerini öldürmüşlerdi. Suriye'de milyonlarca insan evinden barkından oldu. Yüz binlercesi karşılıklı olarak birbirlerini öldürdüler. Hala bizdekiler ısrarla hayır, Suriye tam bir bütün olarak kalacaktır diyorlar. Kalamaz. Bunu söyleyenler Suriye'de iç savaşın sürekli olmasını isteyenler. O iç savaştan beslenenlerdir. Yok böyle bir şey. Onun için biz bütün bunlardan ders almalıyız. Ders almalı ve birbirimizle yaşamayı, birlikte yaşamayı, birbirimize tahammül etmeyi öğrenmeliyiz. Bunun yolu ise karşılıklı olarak birbirimizin her türlü fikrine, görüşüne, siyasi anlayışına, yaşam tarzına, inançlarına saygı göstermekten. Hadi saygı göstermeyin, tamam peki, ama tahammül etmekten geçer. Selahattin Demirtaş'tan nefret eden kimileri, Selahattin Demirtaş'ın doğrularını bile görmemi, söylememi engellemek için ya da beni aşağılamak için, barsızlaştırmak için sürekli yalan yapıyorlar. Ve yine aynı şekilde gerek HDP, gerek Selahattin Demirtaş'a öfke duyanlar onun bu doğrularını kamuoyuna duyurmuyorlar. Hem Selahattin Demirtaş'ın doğrularını kamuoyuna duyurmayacaklar ama hem de Selahattin Demirtaş'ı terörü teşvik etmekle suçlayacaklar. Edepsizlik bu. Bu ahlaksızlık. Bu ikiyüzlülük, riyakarlık bu. Ben bunu yapamam. Bunu yapamadığım için sadece Selahattin Demirtaş'ın değil, başkalarının da bütün düşüncelerini, görüşlerini sizlerle mümkün olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Canlarım benim. Birbirimizi görmezden gelerek bir yere varamayız. O zaman ne olur biliyor musunuz? Hani bizim Hüsmen'le Ramiz'in fıkrası gibi. Ramiz sürekli fıkra anlatıyor ve anlattığı her fıkrayı orada bulunanlar kahkahalar atarak, neredeyse yerlere kapaklanarak gülüyorlar, bir kişi hariç. Hüsmen hiç gülmüyor, hiç ama. Sonra gece artık dağılacağına yakın, işlerinden biri Hüsmen'e gidip koluna giriyor, biraz uzaklaştırıyor. Ya diyor, herkes kahkahayla güldü, hepimiz güldük. Sen Ramiz'in bir tek fıkrasına gülmedin. Neden? Hüsmen diyor ki, ama ben onunla konuşmuyorum be ya diyor. Ben eve gidince güleceğim diyor. Ya bu kara mizah ya. Bu fıkra değil. Komik bir fıkra değil bu. Bu kara mizah. Bir insanın içinden gelen o andaki kahkahalarının tutması ve sırf o fıkraları anlatan birisininle konuşmadığı için bunu yapması komik değil. Kara mizah bu. Ya inanın böyleyiz ya. İnanın, biz derken sizi, beni falan kastetmiyorum ama ülkenin yarısından çoğu halen böyle. Hiç kimse düşman olduğu birilerinin sözlerine, fikirlerine değer vermiyor. Hiç kimse değil, affedersiniz. Çoğunluk. Bakın şimdi, Selahattin Demirtaş'ın söylediklerinden, açıklamalarından bir bölüm sizinle paylaşacağım. Paylaşmalıyım. Ben biliyorsunuz geceleri güncel haberleri kısa kısa hatırlatıp yorum yapıyorum. Bu geceyi belki de Selahattin Demirtaş'a ayıracağım. Ayırmalıyım. O annelerin yürekleri yakan haykırışlarına, çığlıklarına çözüm bulabilecek Türkiye'de bir tek kişi var. Öğlendeki konuşmamda da söyledim. Abdullah Öcalan. Başka, Abdullah Öcalan'dan başka hiç kimse o anaların feryatlarına çözüm bulamaz. Çünkü artık hepimiz biliyoruz ki PKK ile HDP arasında uçurum var. Başladı. İlişkiler koptu. Sizler istediğinizi söyleyin. Bitti kardeşim, bitti. Ne zamanki hükümet, ne zamanki Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'a destek verdiler. Abdullah Öcalan'dan destek istediler. İstanbul seçimleri için ve ne zamanki HDP'li seçmenler ve HDP yönetimi Öcalan'a sen kim oluyorsun dediler. Zaten o gün daha bitti. Artık HDP ile PKK dağ kadroları arasında irtibat olduğunu kabullenmek ne kadar doğrudur insaflarınıza bırakıyorum. Şu anda ayrışma var. Abdullah Öcalan ve kardeşi Osman Öcalan ve dağ kadroları AKP ve MHP ile yan yanalar. HDP ise artık daha ziyade CHP ile, hatta Saadet Parti ile ve hatta zımnen İYİ Parti ile yan yanalar. Nerede yan yanalar? Demokratik Güçler Birliği'nde yan yanalar. Nerede yan yanalar? Hukukun üstünlüğü ilkesinde yan yanalar. Görmüyor musunuz? Türkiye'de terör, PKK terörü biterse AKP ile MHP'ye ihtiyaç kalmaz. Türkiye'de PKK terörü biterse Süleyman Soylu kimi aşağılayacak? Hangi törende, cenaze töreninde böyle kendisine hamaset yapma fırsatları bulacak? Söyleyin bana, anlatın, deyin ki canım şurada. Hayır. AKP ve MHP'liler cenazede ağlayan, düğünde oynayan siyasetçiler. Bu tür siyaset dünyada yok artık. Ölüm üzerinden, kan üzerinden siyaset dünyada bitti. Acı üzerinden siyaset yok. Dünyanın yeni siyaseti refah üzerinden. Geleceklerin parlaklığını anlatmak ve insanları ikna etmek üzerinden. Türkiye'de siyaset ne yazık ki Cumhur İttifakı tarafından hala kan, gözyaşı, acı, ölüm ve terör üzerinden yapılıyor. Bakınız, Selahattin Demirtaş cezaevinde yatıyor. Bana göre bir günah yatıyor. Eğer bir ülkede Abdullah Öcalan'ın cani, on binlerce yurttaşımızın ölümüne sebep olan ve ölüm emri veren kardeşi Osman Öcalan devletin TRT'sine, devletin iktidarının izniyle çıkabiliyor ise ve buna karşılık yasal hakkını kullanan, demokratik hakkını kullanan, en temel hak ve özgürlüklerinden olan ifade etme ve eleştirme hakkını kullanan Selahattin Demirtaş hapiste ise, Canan Kaptancıoğlu hapse atılacak ise durup düşünmek lazım değil mi? Acaba haklı olan kim? Canan Kaptancıoğlu ve Selahattin Demirtaş mı? Acaba onlara mı kızmalıyız? Milletçe onlara mı öfkelenmeliyiz? Yoksa Öcalan kardeşlere destek veren, Öcalan kardeşlerden destek isteyen Devlet Bahçeli ve Erdoğan'a mı kızmalıyız, öfkelenmeyiz? Kararı sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Bir yanda HDP il binası, Diyarbakır il binası önünde ağlayan anneler üzerinden siyaset yapanlar, diğer yanda Edirne'de cezaevinden o annelere destek veren Selahattin Demirtaş. Bakın ne diyor Selahattin Demirtaş. PKK'nın bu ailelerin çağrısına derhal cevap vermesini öncelikli olarak talep edelim. Kimmiş cevap vermesi gereken? PKK. Ben ne dedim? Kaç gündür ne diyorum? PKK ve Öcalan. O acılı annelerin acısını dindirecek, onlara evlatlarını getirecek, geri getirecek Türkiye'de bir tek güç var. Öcalan. Öcalan'a kim talimat verebilir Türkiye'de şu anda? Türkiye Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanlığı, hatta Genelkurmay Başkanlığı. Evet, onlar ve MIT. Onlar hiç bir şeye bakmadan, her şeye rağmen, sırf o annelerin hatırları, o anneler çocuklarına kavuşabilsinler, buluşabilsinler diye Öcalan'la görüşüp Öcalan'ın bu konuda yapacağı açıklamayı kendi sesinden, Diyarbakır'da kendi sesinden yapıldı. Diyarbakır'da yazdığı mektup okundu. Kim okuttu? Dönemin başbakanı okuttu. Recep Tayyip Erdoğan okuttu. O mektup okunurken Recep Tayyip Erdoğan da oradaydı. Barzani de oradaydı. Herkes oradaydı, değil mi? Bütün HDP'liler de oradaydılar. Şimdi yapılması gereken şu. Devlet görevlilerini, yetkililerini gönderecek. İmralı'da Abdullah Öcalan'ın bir görüntülü videoya çekilmiş konuşması kaydedilecek ve bu konuşma Türk televizyonlarından aynen yayınlanacak. Kime hitaben? Tabii ki dağdaki eşkıyaya hitaben. Devlet bunu yapar mı? Yok ya. Devlet acılı anaları bir siyasi partinin kapısına gönderirken her şeyi yapar. Devlet bir eli kanlı teröristten, bir bebek katilinden, rakibinin İstanbul Belediye Başkanı olmaması için destek alırken her şeyi yapar. Her şeye hakkı var. Anıların acılarını dindirmek için bunu yapmaz ha. Ayıptır be. Ayıptır, yazıktır, günahtır be. Söylüyorum. Israrla söyleyeceğim. Devletin yapması gereken bir tek şey var. Devlet Bahçeli ve Erdoğan nasıl ki İstanbul seçimleri için Öcalan kardeşlerin yardımlarına muhtaç kalmışlar ve o yardımları kabul etmişlerse, şimdi yapmaları gereken, asıl yapmaları gereken Öcalan'ın konuşmalarını videoya kaydedip Türkiye'nin bütün televizyonlarında, sadece haber kanallarında değil, bütün ana akım televizyonlarda, popüler televizyonların haber bültenlerinde yayınlamalılar. Ya olmazsa, ya Öcalan'ı da dinlemezlerse, o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde o kadar çok şey öğrenmiş oluruz ki. Mesela HDP'nin gerçekten bir siyasi parti olduğuna bütün milletimizi inandırırız. O zaman bütün milletçe ve bütün parlamento HDP'nin karşısına geçmez. Yanında durur, onunla birlikte PKK'ya karşı cephe alır. HDP bunu yapar mı? Yapar. Buyurun. Selahattin Demirtaş'ın bu açıklaması HDP'nin bunu yapabileceğinin kanıtıdır. Hele bir de Öcalan dağdaki eşkıya tarafından hiç ciddiye alınmıyorsa artık demektir ki Öcalan'dan, bu siyasal iktidarın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alabileceği hiçbir yardım yoktur. Yani Devlet Bahçeli de Erdoğan da Öcalan'dan artık ümidini kesmelidirler. Bu bile çok güzel bir şeydir. Yani Devlet Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın PKK-Öcalan işbirliğinden umutlarını kesmesi çok harika bir gelişmedir canlarım benim. En azından bir daha bu ikisi Türkiye'nin meşru siyasi partilerini ve meşru liderlerini terör örgütüyle ortak olmakla suçlayamazlar. Ya bu az şey mi ya? Bu bile yurt içi barışın, kalıcı barışın tesis edilmesinde başlı başına büyük bir adım değil mi? Canlarım benim. Ben naçizane bu düşüncedeyim. Ben devam edeyim yine de. Bakın Demirtaş ne diyor? Her şeyden önce bir annenin ve babanın kendi evladına kavuşma isteği ön koşulsuz, amasız ve ancaksız olarak haklı ve meşrudur. Evet. Evet. Bunu Selahattin Demirtaş söylüyor. Ha işte bu cümleleri yayınlamak medyamızın işine gelmiyor. Neden? Halk çünkü Selahattin Demirtaş'ın söylediklerine inanıyor. Halk Selahattin Demirtaş ve partisine oy vermese de Selahattin Demirtaş'ın samimiyetinden şüphe duymuyor. O zaman ne yapıyor medya? Yandaş medya değil sadece. Muhalif medyada görmezden geldi pek çoğu. Cumhuriyet, Evrensel, Bir Gün Gazetesi hariç. Üzülerek söylüyorum, Sözcü de görmezden geldi. Ben Sözcü'de Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını okuyamadım. Okumak isterdim. Neden? Sözcü gazetesi çok etkili. Türkiye'nin şu andaki en etkin gazetesi Sözcü gazetesi. En etkin, bakın en etkin ve en çok satan, resmi olarak en çok satan gazetesi Sözcü gazetesi. İsterdim duymak. İtiraf ediyorum çünkü Sözcü gazetesini seviyorum. Sözcü gazetesine Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Hatta Sözcü gazetesine Türkiye hiçbir zaman duymadığı kadar çok ihtiyaç duyuyor. Keşke görseydiler. Devam ediyorum. Her türlü niyet sorgulamasından azade bir şekilde saygıyla karşılanacak son derece doğal bir istektir. Bir annenin yavrusuna kavuşmayı istememesi anormal, sıra dışı ve doğaya aykırı olurdu. Dolayısıyla annelerin bu beklentisinin her türlü siyasi çıkar tartışmasının üstünde ayrı ve özel bir yerde tutulmasına özen gösterilmelidir. Bu talebe, Selahattin Demirtaş'ın bu insani talebine hayır diyecek, bir siyasetçi, bir gazeteci, bir birey, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilir mi? Çok merak ediyorum. Olabiliyorsa, evet, Selahattin Demirtaş'ın bu söylediklerine inanmıyorum diyenler kalpsizdir, vicdansızdır, acımasızdır, merhametsizdir. Terörden beslenen kan emicilerdir. Bu kadar net konuşuyorum. Evet canlarım benim. Şimdi devam ediyorum. Selahattin Demirtaş, ailelerin orada devletin zoruyla oturulduğuna ilişkin iddialara da bakın nasıl karşı geliyor. Son derece yine samimi, ve son derece de gerçekçi. Ivırmadan kıvırmadan dosdoğru. Elbette bunların hepsinin doğruluk payı vardır. Bunu anlamamak için saf olmak gerekir ancak yine de bunların hiçbiri annelerin beklentisinin meşruluğuna ve haklılığına halel getirmez. Yani diyor ki devlet o anneleri kullanıyor bile olsa bu o annelerin haksız olduğu anlamına gelmez. Tebrik ederim kardeşim. Tebrik ederim. Senin kara gözlerinden öperim Selahattin. Ailelerin sorumlu olarak HDP'yi göstermeleri de yanlış içeride oturma eylemi yapmaları da bu beklentiyi gölgelemez, haksız duruma düşürmez. Asıl sorumluluğun iktidarda olması meselenin özünü ıskalamasını gerektirmez. Bravo da kardeşim ya. Bravo ya. Bu ne güzel bir ifade ya. Bazı annelerin HDP'ye yönelik haksız ithamlarda, eleştirilerde ve sistemlerde bulunmalarını da anlayışla ve serin kanlılıkla karşılamak zorundayız. Yani diyor ki aman anneler seslerini yükseltebilirler. Kapılarınıza hücum edebilirler. Hatta bazen öfkeyle ellerini kollarını size karşı kaldırabilirler. Sakın sesinizi çıkarmayın diyor. Kime diyor? Oradaki HDP'li yetkililere söylüyor. Peki. Kendilerini meşru olarak gören biz gücüz, iktidar bizde diyenler böyle olgun cümleler kurabildiler mi? Yoksa kendi yandaşlarını rakiplerine karşı düşman mı belli ettiler? Düşmanlaştırdılar ve saldırganlaştırdılar mı? Cevap sizde. Peki bu durumda o acılı anneleri anlayışla karşılayan cümleleriyle ve PKK'ya o çocukları serbest bırak diyen çağrışıyla Selahattin Demirtaş mı meşrudur? Yoksa herkesi birbirine düşman eden arkasında 5 milyon oy olan belediye başkanı için onu topal ördek yapacağız diyenler mi meşrudur? Karar sizlerin. Çocuklarının dağa gitmesinde veya kamu görevlilerinin alıkonulmasında HDP'nin en küçük bir sorumluluğu olmamasına rağmen bu tepkileri anlamaya çalışmalıyız. Çünkü bu insanlar şu veya bu şekilde HDP'den yardım istiyorlar. Sorunun ortaya çıkmasında bir sorumluluğu yok diye HDP'nin çözüm arayışından kaçması söz konusu olamaz dedi. Benim Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik felakette ne sorumluluğum var? Senin. Hangimizin sorumluluğu var bu felakette? Peki ne yapmalıyız? Susmalı mıyız? Mesela ben susmalı mıyım? Mesela siz beni dinledikten sonra bana destek vermekten vaz mı geçmelisiniz? Pek çoğu gibi benim konuşmalarımı paylaşmaktan korkmalı mısınız? Ha benim sorumluluğum yok zaten mi demelisiniz? Onu söylüyor Selahattin Demirtaş. O çocukların daha kaçırılmalarında HDP'nin sorumluluğunun olmaması o annelerin acılarını görmezden gelmemizi gerektirmez diyor. Canlarım şimdi bir kez daha sesleniyorum. Lütfen elinizi vicdanınıza koyunuz cevap veriniz. Dağdaki o çocukları annelerine geri gönderebilecek güç Selahattin Demirtaş'ta mı? Öcalan'da ve haliyle Öcalan'ın iki destekçisi Bahçeli ve Erdoğan'da mı? Lütfen. İki destekçisi derken yani Siz birisinden destek istiyorsanız siyasi çıkarlarınız için, siz de onun siyasi çıkarları için ona destek veriyorsunuz demektir. Kural bu, değil mi? Çünkü aynı şeyi onlar yapmıyorlar mı? HDP size oy verdi İstanbul'da. Siz HDP'li ortaksınız demiyorlar mı? Hayır, demiyorlar mı diyorlar. O zaman gelin aynı şey yapalım. Siz diyelim Sayın Bahçeli ve siz Sayın Erdoğan. Öcalan kardeşlerden İstanbul seçimlerini kazanabilmek için destek istediniz. Ve destek aldınız da. O zaman sizin için birileri kalkıp da onlar da size, siz de onlara destek veriyorsunuz derse yanılmış olabilirler mi? Ay, sizin mantığınızdan yanılmış olabilirler mi diye soruyorum. Devlet tarafından görevlendirilmiş bir ekip İmralı'ya gidecek. Öcalan'ın görüntülü konuşmasını kaydedecek. Öcalan bu konuşmasında dağdaki eşkıyaya bırakın o çocukları diyecek. Gönderin o çocukları diyecek. Başka hiçbir lamı cimi yok. Sonra ne olacak? Gelecekte Ekim'den sonra çok güzel şeyler olacak. İpucu vereyim. Vereyim ipucu da tabii artık çok uzattım. Daha fazla konuşmayacağım ama vereyim. Ekim'den sonra Türkiye'de ittifakların pek çoğu yer değiştirecek. Bu lafımı lütfen unutmayın. Öyle görüyorum. Evet. Erdoğan gözünü açtı. Erdoğan da zaten bugüne kadar Devlet Bahçeli'ye neden katlandı? Onu da söylemiştim. Sırf iktidarda kalabilmek için. MHP'siz Cumhurbaşkanı seçilebilme ihtimali sıfırdı Erdoğan'ın. Bütün kaprislerine, Devlet Bahçeli'nin bütün oyunlarına sırf Cumhurbaşkanı olarak kalabilmek ve zaman kazanabilmek için katlandı. Önünde 4 sene var artık. 4 sene ve Ekim'de yepyeni bir Türkiye başlıyor. Canlarım, hepinizi gözlerinizden öperim. Sabah saat 6'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.